Biz müdahale yetkinliğimiz gün gelebiliyoruz. Bu kabiliyetimiz var. Ama bu kabiliyetimiz var diye de sorunu yaşarken işte Karadeniz bölgesinde başkanlık süresinin bir an önce gerilemesi ve gerekli süreçleri tamamlaması gerekiyor ki söylemi bu kadar az su kaynağına sahip bir ülke olarak bir taraftan da özellikle sağladı. Ben burada destek olan herkese teşekkür ediyorum. Birinci bir şekilde yürüyüşünü sürdürüyor. Ama Samsun özelinde Samsun'da da çok etkili olan tarımsal, hayvansal ve özellikle su ürünleri. Belediyemizle birlikte 14 milyon metrekarelik alanda bir tarımsal ürünlerin satışlarıyla ilgili çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. Ben sözlerimin sonunda orduda, ordu ufak, en ufak büyük şehir. Biz orada çeşitli olarak ilginç denemeler yapmaya gayret ediyoruz. Buradaki temel bizim öngörümüz ordu bir yerde doyan bir kent oluşu. Çünkü İstanbul'da ikinci nüfus, Samsun'da galiba birinci nüfus göç eden, yani burada bile. Dolayısıyla göç önlesin, hem de kendi kendine yeten bir kent olsun diye kent ekonomisiyle kent tarımını birleştirdik. İyi ki yapmışız, pandemi çıktı. Pandemide ne kadar isabetli hareket ettiğimizi, biz gelemiyoruz bunu yaptığımız için isabeti gördük. Bizi eleştirenler, yani belediye tavukla, civcivle uğraşır mı diyenler, şimdi bu örnekleri görünce ne kadar haklı olduğumuzu bize gösterdi. Dolayısıyla doğduğu yerde doyan bir kent oluşmasında gayretlerimiz oldu. Enerji güvenliği kadar gıda güvenliği çok önemli. Çünkü Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde insan olduğu sürece, canlı olduğu sürece mutlaka gıda olacak. Yani gıdasız bir hayat söz konusu değil. Dolayısıyla öyle olunca başlar başlamaz neler yapılacağını zaten hazırlığımız da vardı. Oradan önce şuna baktım, yani büyük bir alanımız var. İstanbul'dan daha büyük alanımız. 6.000 km². Ve çok zor tabiat şartlarında 27.500 km yol ağımız var. Galiba en uzun yol ağına sahip bir yer. Engebeli. 1200'ün üzerinde 4 yıl içinde heyelan oldu. Bu durumda ne yapalım? Yani bu parayla satın alacak şeyler falan değil. Mesela fındık bahçelerine baktım. Dünyada en fazla fındık üreten şehiriz biz. Türkiye dünyada en fazla üreten. Ordu'da en fazla üreten şehir. Galiba en fazla üreten üretici de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ortar şirketi. 515 dönüm yerimiz var bizim. Bahçeleri topladım ben. Ufak ufak bakılmayan bahçeleri verimli hale getirdim. Ve şu anda bunu yönetiyoruz. Ve bu fındık bahçeleri, her tarafı dağ taş fındık bahçesi, bir ay fındık toplanıyor, 10 gün ay boş. Otlarıyla, her şeyle bomboş. Ve o otları biz kesiyoruz fındık toplarken, fındıkları rahat topluyoruz. İki defa otları topluyoruz. Daha evvel ısırgan ilacıyla öldürüyoruz, çevreyi katlediyoruz. Böyle yapacağımız için tersi bir şey yaptık. Biz tam tersine gittik. Kurtulmak istediğimiz otları zenginleştiriyoruz. Dörtlü, beşli yemlerle, karma yemlerle, hayvan yemi yapıyoruz. Baktım buna süt evleri açtık, hayvanlar dağıttım, büyükbaş dağıttım, koyunlar dağıttım, öyle 3-5 değil, yüzlerce. Manda dağıttım, keçi dağıttım, Halep keçisi, Bafra koyunu, Jersey inekleri, süt evleri açtık. Bunların toplanmasını yapıyoruz. Karadeniz'in galiba sayılı mevbahanelerinden birini kurduk Fas'ta. Sonra kaza girdik. 4000 kaz dağıttım. Hesaba göre 200 bin kaza çıktı bu. Hatta 3500'ünü şeye sattık. Doğu'ya sattık. Karsalı'ya oraya sattık. Dolayısıyla kaz kesimhanesi dahi kestik. Böyle ilginç şeylerimiz oldu. Şimdi bunların içinde mesela yumurtaya girdik. Ortağı şirketi. Kooperatiflerle beraber yapıyoruz. Şu an 35 milyon yumurta üretiyoruz. Ve 900 kadar Migros'ta Ordu yumurtası satılıyor. Özellikle 27 bin dönüm altın toprağa biz üretimi açtık. Yani Karadeniz, Ordu'da doğru düz yer yok.
Biz bunları topladık. 515 dönümde fındık bahçemiz var. Bunların verimli tarıma ağırlık verdik. Bir de terk edilmiş bir ilkokul vardı. Onu biz restore ettik. Bakımını falan yaptık. Bir inovasyon merkezi kurduk. Doku kültürüne orada ürünler yetiştiriyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler dahil. Ekinlerden tutun meliseye kadar. Bunlara stevia diye şeker ilacı var. Çok iyi yetişiyor bizim orada. Ve şekerden 400 kat daha tatlı bir şey. Bunun üretimi için fabrikasyonuna geçiyor. Arkadaşlar bunun damıtılmasını yapıyor. Yani tıbbi sabuna kadar geçtik. Yani bunları üretiyoruz. Ve buradan şunu gördüm. Fındıktan 2000 lira kazanılırken dönümünden bunlardan 40 ile 80 bin liraya kadar çıkan bir şey var. Alternatif bunlar. Yani fındık bizim amiral gemimiz. Ondan vazgeçecek değiliz. Fakat fındıkta da mesela şimdi baktık. Mesela herkes fındıkla yatıyor kalkıyor. Ben de fındık bölgesinin bir çocuğuyum. Yani bizim depo yapmış. Yani biz fındığı bilmediğimizi gördük. Yani fındığın önce tanımını yapamıyoruz. Sanayi ürünü mü, kuru yemiş mi, tarım ürünü mü, ne olduğunu bilmedi. Değişik bakanlıklar ilgileniyor. Sahipsiz ondan sonra. Yani fiyatları açıklanıyor ama fiyatları da biz kontrol etmiyoruz. Pazarda maydanoz satan kadın, maydanozun fiyatını o tespit ediyor. Ama biz fındıkta ortada fiyatlar değişik şekilde gidiyor. Ona girdik işin içine. Rekabet kuruluna başvurduk. Sonra şunu diyorduk, fındıktan Türkiye 2 milyar dolar kazanıyor. Çikolata yapsa 8 milyar dolar kazanacak. Şimdi İsviçre'ye bakıyorsunuz, İsviçre'nin fındığı var mı? Yok. Kakaosu var mı? Yok ama en iyi çikolata. Belçika aynı şekilde. Çikolata denemesine girdik ve şu anda iyi bir marka oluşturduk. Ve şu an biz franchise'lik verecek firma geldik. İki belediye bir marka yaptık. Ve şu anda çikolata çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Fındık kabuklarında aktif karbon fabrikası şu anda kuruyoruz. Türkiye bunu dışarıdan alıyor. Belediyeler su temizlemek için dışarıdan alıyor aktif karbonu. Aktif karbonu şu anda fabrikasını kurmak üzereyiz. Güzel bir çalışma yaptık. Kabuğunu değerlendiriyorsunuz, fındığını değerlendiriyorsunuz. Şu anda tek dallı Türk fındığı üzerine çalışıyoruz. Fındık ağaçları ocak şeklindeyiz. Hepsi yaşlanmış ve ortak köklerden giriyor. Biz tek dal üzerinde çalışmalar yaptık. Ve orada 19 ilçemiz var. 19'a farklı. Aşı kampanyası başlattık. Ağaçlar aşı kampanyası. Ne kadar ham ağaç varsa, armutundan elmasına kadar, bunların verimini artırıcı çalışmalar yapıyoruz. Kırsallar, erikler, armutlar, meyveler hep dibe toplanıyor. Kimse toplamıyor bile. İşte mesela elma sirkesi yapıyoruz, kurutmalar yapıyoruz. 19 ay kadın kooperatif kurduk. Onlara finansal okul yazarlık dahil gösteriyor. Çünkü ciro ile şeyi karıştırıyorlar kendi. Bunların çalışmaları var. Yani kısacası yoğun bir çalışma içindeyiz. 50 bin alabalık yavrusunu biz ırmaklara attık. Zaten kafes balıkçılığı Fas'ta orada çok fazla. Tabii bunları yaparken mesela su, topraksız tarıma girdik. Yani suyla. Mesela bir insan isterse evindeki balkonunda dikine domatesini, salatalığını, fasulyesini büyütebilir. Dolayısıyla böyle bir kendi kendine yeten bir sistemi yapmaya çalıştık açıkçası. Fotoğraf çekimine davet ediyoruz.